Cumhuriyet kurulduğunda 1923'te Türkiye 10 yıllık bir savaşın içinden çıkmıştı. Az önce ifade ettim. Bu savaşta nüfusunun %30'unu kaybetmişti. O dönemde Türkiye'de kent nüfusu sadece %18'di. Bakın tekrar bunu altı istiyorum. Türkiye ağırlıklı olarak bir, bir köylü toplumuydu. %82'si köylerde yaşayan bir toplumdu. Ekonomik faaliyetler önemli ölçüde tarıma dayalıydı. İstanbul'daki işte Kağıthane eee deresi etrafındaki birkaç sanayi tesisinin dışında pek öyle Osmanlı sanayisi diye bir şey de pek yoktu. Bunun yanında bir üniversitemiz yoktu Türkiye'de. Bakın Darülfünun diye bir okul vardı İstanbul'da. İşte üniversite eden zaten 1900'de kurulmuştu. 25-30 kadar Türkiye'de lise vardı. Yani böyle bir manzara içerisinde ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bir Türk ulusu diye bir bir kategori o tarihte bir ulusal bilinç falan yoktu. Bunların hepsi Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonla ortaya çıktı ve şunu görmek lazım. Yani bu kurumların oluşturulması ya Osmanlı İmparatorluğu'nun bir modern vergi toplama teşkilatı yoktu. Yani hala bir orta çağ kalıntısı olan aşar sistemi işte feyle yani eee mültezim eliyle, e, vergi toplama olayı vardı Osmanlı İmparatorluğundan bizim devraldığımız. Yani bir çağdaş vergi toplayabilme teşkilatı bile Osmanlı İmparatorluğu yaratamamıştı. Ne yazık ki. Şimdi bunların içerisinden kentli bir toplum, efendim, sanayi yatırımları, bugün birçok bir bu modern bu sektör, bir başta turizm olmak üzere yani falan sevgilim. bunlar ortaya çıktı. Bu... Şuna ben sizi kesmedim. Ama Yunus Bey çok kısa diyeyim evet. lütfen. Yani bu, bunları görmemiz gerekiyor. Bakın bunları görmemiz gerekiyor ve e, Eric Hobsbawm çok önemli bir e, tarihçi, İngiliz tarihçi e, bir yerde şunu söyler: Türk Devrimi der bütün bu e, uluslararası gelişmeler içerisinde e, çok önemli bir global gelişmedir. Ancak aynı dönemde Bolşevik devrimi olduğu için biliyorsunuz 1917'de e, Bolşevik devriminin uluslararası bir iddiası, yani devrimi ihraç etme iddiası olduğu için araştırmacılar, tarihçiler hep Bolşevik devrimi üzerinde durmuşlardır ama der ama Türk devrimi, Atatürk'ün yaptığı Türk devrimi en az Bolşevik devrimi kadar aslında uluslararası planda önemli bir gelişmedir. Yani şimdi bunları görmemiz lazım. Bunları görmemiz lazım. Bu yani sınırlı bir, de, değil, var Ayhan de sonra. Sınırlı bir bakış açısı olayları görmemek lazım.